Teşekkürler hocam. Bilen var herhalde. Türk var mı içinizde? Peki, o zaman önce ben kendimi tanıtayım. Serhan Asker ben. TRT'de muhabirlik yapıyorum, program yapıyorum. Ben de sizin gibi bu sıralarda, böyle sıralarda gazetecilik öğrencilik yaparak işe başladım. Меня зовут Serhan Asker. Я тоже по образованию журналист, учился в Турции, закончил журналистику, работаю на телеканале ТРТ, корреспондентом работаю, ведущим работаю, шеф-редактором работаю, чем только не занимаюсь. Dediğim gibi ben de sizin gibi işte bu sıralarda öğrencilik yaptım. Daha sonra Almanya'ya gittim. Siz burada çoğunuz yabancı, değil mi? Burada çoğu yabancı. Ben de Almanya'da yabancı öğrencilerin arasında master yaptım. Gazetecilik eğitimi aldım ve siyaset muhabirliği master'ı yaptım. Я тоже был студентом, сочувствую, какие у вас сейчас чувства. И поехал в Германию на магистратуру, я тоже там был иностранным студентом. Я вижу, тут есть среди вас иностранные студенты, и я вас понимаю. Там закончил магистратуру, политическая журналистика, направление у меня было. Şimdi hem siyasi parti muhabirliği, hem ekonomi muhabirliği, hem spor muhabirliği, bir dönemde polis adliye muhabirliği yaptım. Yani gazeteciliğin her alanında görev aldım diyebilirim. Я все направления журналистики, наверное, знаю. Работал спортивным журналистом, журналистом политики в какой-то турецкой политической партии. И сейчас преподаю и работаю, и практику, и теорию. Хорошо знаю. Şimdi sizleri görünce Almanya'daki günler aklıma geldi. Böyle yabancı arkadaşlarımla ben de eğitim alıyordum. Çok güzel bir duygudur. Başka bir ülkede bir eğitim almak insanı etkiliyor. Ben de aynı sizin şu anda yaşadığınız duyguları Almanya'da yaşamıştım. Şimdi sizlere bunu da sen çevirdikten sonra şeye geleyim konuya. Я на вас смотрю и помню о Германии. Я тоже там был иностранным студентом, не знал языка, было очень сложно. Я вас понимаю, дорогие иностранные наши студенты, в том числе, наверное, я тоже, да? Чуть-чуть. Şimdi burada ne yapıyoruz? Burada kameraman arkadaşım Fatih Aslan, arkada Benna Turgut var ve Murat Şahin'le birlikte, muhabir arkadaşımla birlikte bir program çekiyoruz biz. Her ülkeye gidiyoruz. Gittiğimiz ülke sayısı 16 olacak. Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili bir program yapıyoruz. Her hafta bir ülkeye gidiyoruz ve o hafta o ülkeyi canlı yayında Türkiye'de ekranlara taşıyoruz. Чем мы тут занимаемся? Вот наш оператор. Там еще один оператор, он камеру просто машину оставил, и режиссер тут среди вас. Мы снимаем большие материалы о подготовке сборной команды тех стран, кто участвует в чемпионате Европы, в том числе в Россию тоже приехали, тут снимаем материалы о подготовке сборной России к чемпионату. Şimdi ben ne yapıyorum? Ben programda hem metinleri yazıyorum, hem röportajları yapıyorum, hem de programı sunuyorum. Aynı zamanda programın yapımcılığını yapıyorum. Yani diyeceksiniz bir kişi bu kadar işi yapabilir mi? Aslında yapabiliyor işte. Sizler de okulu bitirdikten sonra meslek hayatına başladığınız zaman iyi metin yazabilmelisiniz, röportaj yapabilmelisiniz, sunum yapabilmelisiniz ve de ulaşabileceğiniz insanları kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Yani bu ulaşacağınız insanlar önemli insanlar olmalı. Biraz sonra onu anlatacağım. Bilinmeyen, konuşmayan insanlarla konuştuğunuz zaman daha önemli olur. Можно сказать так, хороший журналист должен уметь все. Моя задача на самом деле как три в одном. Я подготавливаю передачу, беру интервью и пишу я сам текст. Когда у вас тоже будет закончен университет, вы тоже поймете, хороший журналист все должен уметь. Должен разговаривать с людьми, должен договариваться с людьми, должен уговорить людей, должен налаживать хорошие контакты и найти те, кто ему нужен. Çok okuyacaksınız. Bunu hemen söyle istersen Hakan. Ну, читайте много. Çok okuyacaksınız, çok şey bileceksiniz. Dünyada en bilgili meslek grubu gazeteci olmalıdır. Gazeteciler birçok konuda bilgi sahibi olmalıdır. Yani iyi bilmeyen, bilgisi sınırlı olan gazeteci iyi gazeteci değildir. Кто считается хорошим журналистом, это тот, кто знает почти все. Вы должны много читать и почти обо всем должны быть в курсе, потому что не знаете, когда, о чем к вам будет направлен вопрос. Mesela biz bu program için şimdiye kadar Rusya, Polonya, Danimarka, Hırvatistan, Yunanistan gibi ülkelere gittik. Daha da gideceğiz. Bundan sonra Ukrayna'ya gideceğiz, Almanya'ya gideceğiz, İspanya'ya gideceğiz. Gazeteci biz bu programı yaparken gittiğimiz bütün bu ülkeler hakkında en ince ayrıntısına kadar bilgi sahibi olmak zorundayız. Rusya'ya gelip de Lenin'i bilmemek olmaz. Rusya'ya gelip Tolstoy'u bilmemek olmaz. Çaykovski'den örnek vermeden olmaz. Lev Yashin'i bilmeden gelemezsiniz. Yani Blohin'i, Belanov'u, bütün bu ünlü isimleri bilmek zorundasınız buraya gelirken. Наверное, у журналиста должна быть хорошая память. Много говорит. Например, приезжаем в Россию, а как мы можем тут работать, если не знаем про Толстого, про Лев Яшина, про Чайковского? Мы это все должны знать, чтобы нашим телезрителям хорошую информацию даст. И поэтому я вам говорю, для вас самое это удобное время. Читайте много, постарайтесь знать обо всем. Gazetecinin en güzel taraflarından birisi gezen grup olmasıdır. Çok gezer gazeteciler. Yani dünyada en çok gezen gazeteci grubu, meslek grubu gazetecilerdir. Şimdiye kadar ben 14 yıldır bu mesleği yapıyorum ve TRT aracılığıyla, bu tabii kurumun güçlü olmasına da bağlı. Ben şu ana kadar 110 ülkeye gittim. Gazeteci için en güzel tarafı budur herhalde. Başka bir meslek grubunda bu kadar gezen yoktur. 14 yılda 110 ülke herhalde mesleğin cazip tarafını ortaya koymak için yeterli bir örnektir. Это очень интересный пример. Я не знаю, может ТРТ очень крупная компания, или не знаю, может мы такие хорошие передачи снимаем. За 13 лет я был в странах, наверное, 110. И поэтому журналистика очень приятная работа, очень приятная профессия. И профессия из тех, кто много путешествует, кто много знает. Ama bu gidilen ülkelerde hep özel işler yapmak zorundasınız. Özel röportajlar, özel haberler yapmak zorundasınız. Bunları yaptığınız zaman ayrıcalıklı gazeteci olursunuz. Herkes sizi parmakla gösterir. İşte Küba'ya gittiğiniz zaman Chavez'le konuşmalısınız. Castro'yla konuşmalısınız. Venezuela'ya gittiğiniz zaman Chavez'le. Ondan sonra Arjantin'e gittiğiniz zaman Che Guevara'nın hayatıyla ilgili kesitler sunmalısınız. Maradona'yla röportaj yapmalısınız. Veya Amerika'ya gittiğiniz zaman George Bush'la röportaj yapmalısınız. İşte Irak'a gittiğiniz zaman, eğer o dönemde yaşıyorsa, Saddam Hüseyin'le röportaj yapabilmenin koşullarını zorlamalısınız. Enver Sedat'la geçmişe dönük olarak bakarsak, şu anda dünyada mesela kimle röportaj yapmak istersiniz? En kapalı kutu ülke hangisidir? İşte Ahmadinejad'la röportaj yapmak önemlidir. Vladimir Putin'le röportaj yapmak önemlidir. Bütün bunlar gazetecilikte sizi ayrı bir noktaya koyar. Özel adamlarla, konuşmayan adamlarla